Durant mesela öyle değil abi. Durant de iyi savunma yapsam bile o kadar uzun ki üzerinden atıyor ve çok da Abi çok uzun ne yapayım diyor. Abi Kyrie'nin nereden çıkacağı, nereden geçeceği belli olmuyor ama sinirini bozuyor adamı ya. Harden'ın savunması, ben sahaya çıktım her zaman elimden geleni yapıyorum. Bu bence artık bir defans değil. Çünkü kamu sağlığını ilgilendiren bir mesele. Sen de hemen hemen <laughs> magazin ya. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümünde ben İnan Özdemir Kaan Kural'la birlikte uykusuz bir gecenin ardından buradayız. Yani iki gün üst üste sert bir takvim vardı. Özellikle programı konuştuğumuz gün yani bu sabaha oynanan maçlar arka arkaya. Özlemişiz o tip bir NBA de Kaan abi. Ama bu geceki maçlar <laughs> Christmas akşam 8'den sabah 9'a kadar NBA maratonu. Ve çok iyi maçlar yani. E, ee, bu arada şunu da söyleyelim. Ee, biz bu programda tabii ki maçlar üzerinden konuşacağız. Yani ilk iki gün maçları üzerinden konuşacağız Kaan abi. Ama önce bir ödül tahminiyle girelim diyoruz. Sonra da Houston Rockets'taki fiyasko durumu üzerine biraz daha gidelim. <laughs> E, ödül tahmini açısından zor bir sene olduğunu düşünüyorum bunu. Mesela geçen sene tahminlere geldiğinde çok daha ama bu sene birden fazla ödülde itilafa düşüyorum. Kısa kısa gidelim sen de Kaan abi. Evet gidelim. MVP'den başlayalım. MVP'den başlayalım. Ya şöyle sonuçta genelde o Russell Westbrook'un kazandığı 2018 miydi? 18, 17 mi? 18. Neyse. Onun dışında MVP için konferansta ilk üçe girmek neredeyse şart gibi yani takımın bir başarı kazan kazanması neredeyse şart gibi bir şey oluyor. Yani başarılı bir takımın lideri olmak gerekiyor. Ya Russell Westbrook'unki istisnaydı. Bu seneki sorun şu. Bu sene takımların birbirine çok daha yakın olacağını düşünürsek yani muhtemelen 6. ile 2. arasındaki galibiyet farkı 2-3 falan olacağı için maç sayısının az olması da itibariyle bu sezon ilk 3'e girmek zorunda olmadan da seçimler yapılabilir. Bir. ikincisi yani Antetokoun'un 2 yıldır seçildikten sonra bu işte oy verenlerin ya sürekli ÖSS'de sürekli A şıkkı çıktıktan sonra kendi B şıkkı yazma ihtiyacı hissetmesi gibi bir dezavantaj olacak. Antetokon de hala favori. Ödül yorgunluğu diyorsun. Evet ödül yorgunluğu. Oy yorgunluğu hı hı. diyebilirsin. Valla hepsi çok yakın ama ben açıkçası bu sezon Donç için zaten hani takımın çok önemli bir lideri konumuna geçtiği yani Lebronvari bir merkezde oynuyor. Donç diyeceğim ama yani gerçekten çok aday var. Anthony Davis adaylardan biri. Ben mesela bu sene Anthony Davis'in biraz daha işte geçen sene playoff'ta kazandığı özgüvenle öne çıkabileceğini ne kadar tabii sezona asılacağı önemli ama ee, o kadar komple bir oyuncu olarak e, Anthony Davis'in de çok ciddi bir aday olduğunu düşünüyorum. Ben burada şunu, şunu düşünüyorum Kaan abi. geçen haftalarda biraz da Doncic, Lillard gibi adaylara yakındım. Ki onların ilk, yani ikisinden biri ilk dörde sokarsa takımını bence alabilir ödülü. Hı hı. İlk dört orada bence parametre. İlk ikiye girmek zorunda olmayabilirler bu sefer. Ama şey mesela Batı'da birinci ile altıncı arasındaki fark üç galibiyet falansa o zaman göz ardı edilebilir ya. Bir de belki atıyorum şey 68 maçta sezon biterse tabii mesela. Tabii. Onu da bilmiyoruz. Şu anda 72 planlanıyor ama ben nedense tekrardan Yanis'in daha yüksek yüzdeyle bu sene yani daha yüksek ihtimale sahip olduğunu sezona girerken düşünüyorum. Çünkü o kadar rahat hissettik yapıyor ki yani ve Milwaukee Bucks'ın da 49-50 galibiyet barajında dans etmesi çok bariz bir şey, çok beklenen bir şey. Yani onların 44'e düşmesini ben, beklemiyoruz mesela. Ben, ben çok büyük problem abi. Onlar bir yani ana rotasyonda geçen sene öyle değildi mesela. Geçen senelerde ee, bu seneki takaslardan sonra onların en ufak hata payı kalmadı. Yani bir oyuncu bir iki maç kaçırırsa, dinlenirse vesaire çok Ben çok zayıf yani. Onu son bölümde sana soracağım zaten. Son bölümde konuşacağımız konuda. Hadi yıllar savunmacısına gidelim burada. Benim yıllar ee, savunmacısına... Bu arada <laughs> yok içinde aday olduğunu unutmayalım abi. Yani yok hiç bence e sürpriz aday olabilir. Nazar değdirdin sen de Twitter'da dün. Yok evet. hiç mi piyadeyim dedikten sonra. Yok de, adayım demedim ben. <laughs> sürpriz dedim ben. Yani. Ee, şunu söyleyelim. Buradan Yılı savunmacısına geçelim Kaan abi. Davis üzerinden çok konuşulan bir şey var burada. Fakat ben bu sezon sen yes. de sezon öncesi programlarda Utah Jazz'in kolektif savunmasının nasıl çöktüğünden bahsetmiştik geçen sene. Ligin vasat savunmalarından birine inmişlerdi. Fakat bu sezon Utah Jazz'in tekrar istatistiklerde yukarı çıkacağını ve Rudy Gobert'in zengin Rudy Gobert artık e, yüksek kontratını da aldı. Rudy Gobert'in tekrar yılın savunma seçeceğini düşünüyorum. Ya Rudy Gobert zaten şey gibi abi Lou Williams'ın 6. adamı yani. Özel ödülü. Yani standardı var. Şöyle bir şey var. Eğer Davis yeterince konsantre olursa özellikle geçen sene playoff yaptıkları insanların kafasında öyle kazındı ki abi bu adamın hakkı verilmiyor gibi bir izlenim oluştu. Nasıl Antetokounmpo'ya çok oy veriyoruz diye bir insan doğası bu yani. yani. Kötü niyetle veya iyi niyetle yapmıyorlar. Yani birinin kayırmacılık için değil. İnsan doğası olarak abi bu adamın hakkını verelim gibi bir yaklaşım var. Ee, yani ben, ben kime verirdim ben görmeden bir şey söyleyemem ama yani tahmin açısından söylersek yani Davis'in orada avantajlı düşünüyorum. Kendini ne kadar o konsantre olacağı Ama eğer Davis hani normal sezonu LeBron'la birlikte 3. viteste geçerse o zaman Gober zaten hani... Aynen benim garanti. oradaki nedenim şu. Ben de Davis'in kazanmasını isterim. Ama LeBron'un ve Lakers'ın bu sene savunma performansını biraz düşeceğini düşünüyorum. Gasol'ün yavaşlayan ayakları da handikap olabilir. Harrell zaten kötü savunmacı. Şu der kötü savunmacı. Genel kolektif savunma bir tık aşağı inerse çok kötü olmayacaktır. Lakers'ı iyi savunma tıkı abi biraz ben, aşağı inerse. Abi savunma dediğin şey iki tane temel unsur oluşuyor. Tabii ki yani savunma yeteneği diye bir şey var ama e, hücum gibi ana faktörlerden biri değil o. Yani tabii ki belli çabukluklar falan gerekiyor. Bir kolektif yani nicelikten güç alabiliyoruz. Kolektif olmaktan, çok çok ço çoğul olabilmekten. İkincisi çaba abi. Şimdi Lakers e, hedefini tamamen şampiyonluğa yöneltirse, S. Cleveland LeBron'ları gibi, yani LeBron Cleveland'ları gibi o zaman da o çaba çok eksik kalır yani doğal olarak. Perimetre oyuncuları tabii ki burada handikaplı. Bemede Bayo'nun burada iyi ha. bir sezon olabilir. Bemede Bayo sağlıklı olursa e, bu sezon Bemede Bayo da yılın savunmacı seçilebilir. Olur. Perimetrede de Boston Side durumuna göre Markus e, Marcus Smart burada kesinlikle sözü geçen isimlerden biri olacaktır. Keza O.G. Anunobi. ismi geçer. Ben Simmons'ın ismi geçebilir Philadelphia'nın şey... durumuna göre. Michael Bridges'ın ismi geçebilir. Geçebilir. <laughs> Sans'ın durduğu yere göre geçebilir. Hadi buradan yılın koçuna geçelim Kaan abi. Monte Williams gibi hı hı. koçların aday olduğu. Yani sürpriz bir yılın koçu ödülü olabilir yine bu sezon ki zaten parametreyi çözmek çok zor yılın koçunda. Ya genelde şöyle e, beklentileri çok aşan takımlar bazen ben ona çok sinirleniyorum. Beklentiyi aşmanın yani şimdi koçun değeri falan önemli buna hiçbir şey demiyorsun. Ama bak mesela geçen seneki Duşko Ivanoviç'i düşün abi. Yani Beşiktaş'ta çok başarısız olduktan sonra işte hiç istedikleri sezon ortasında ayrıldı. Çok büyük hayal kırıklığı yaratan Baskonya'ya gidip İspanya şampiyonu oldu orada. Yani şimdi Evet, koçun önemini koç bütün faktörleri etkiler. Koçları ben biraz tamamlayıcı oyuncular gibi görüyorum. Yani işte ne bileyim bir Grant Hill falan gibi ya da ne bileyim Cedi gibi bazı ölçekler. Fakat tamamladığın parçalar uyup uymadığın yani senin felsef Mike D'Antoni'nin kariyerine bak abi. Yani Lakers'a bak, Phoenix'e bak. Anlatabiliyor muyum? Yani takımla uyum sağlaması da önemli. Bazen koçun elinde olmayan faktörlerle de çok şey değişiyor. Oyuncular inanılmaz bir çıkış yakalıyor vesaire. Ama genelde e Beklentilerin çok üstüne çıkan takımlarda koçun tabii ki payı var, o payı çok büyütüyorlar ve genelde oralardan seçiliyor. E, vallahi ben açıkçası o konuda e, zaten hani çok çok değerli bir koç olduğunu düşündüğüm için Rick Carlisle her zaman... Ya, bu sene Dallas'ın da iyi olacağını düşündüğüm için... E, Rick Carlisle'nin önemli bir şeyi oldu. Yani benim adayım Rick Carlisle. Gerçek maçı kaybettiler ama... E, sezon başında işte ben de geçen katıldığım bir programda Rick Carlyle söyledim e, ama e, çok fazla aday olabilir yani Portland'ın yerine göre Terry Stotts olabilir ikinci sene üst üste batıyalırsa Frank Vogel iddiası o da mesela bir zordur mesela koç yıl, yılın koçunda yani belli bir noktada koçlara şey derler ha tamam bu çok iyi gitti takımıyla hadi ona verelim öyle de bir ödül sistemi var çünkü e, Frank Vogel orada olabilir Eric Spoelstra kesinlikle alabilir çünkü Brad ya, Stevens yani NBA'nin açık ara en iyi koçu olarak geçen genel menajerlerde seçti onu Brad Stevens Boston'ın Kemba sakatlığı Hayward ayrılısı sonrası Doğu birinciliğine taşırsa mesela Brad Stevens alır onu. Montevilliams D'den bahsettin. Az önce Montevilliams'ı söyledim. Monte Williams da o senin bahsettiğin beklenti üstüne çıkan takım e, hüviyetinden alabilir bunu. Evet. Eric mı diyoruz ikimizden? Ben Eric Tamam, diyorum. resmi olarak Rick diyoruz. Altıncı adamı burada soracağım. Şimdi i̇şte burada ben ilginç olan tarafın şu olduğunu düşünüyorum. Zaten klasik adaylar var altıncı adam Yani işte Lou Williams her sene konuşulur, Harold konuşulur, e, Schroeder konuşulur. Lou artık orada biraz galiba biraz daha ikinci plana indi gibi ama. İşte geçen sene Derrick Rose çok iyiydi, George Hill çok iyiydi. Bunları çok konuştuk geçen sene. Ben yine Harold'ın burada bir numaralı adayı olduğunu Clarkson. düşünüyorum. Jordan e, Clarkson. Jordan Clarkson yine öyle. Utah düzeninde çünkü müthiş bir geçen performans ortaya oldum. koyuyor ben burada Harrell'ın tekrar aday olabileceğini düşünüyorum Kaan abi. Ama Schroeder'in de bu potaya girebileceğini düşünüyorum. Çünkü bence Lakers bir noktada ilk beşini değiştirecek ve bir noktada Schroeder'i bench'ten getirecek. Ben de Danilo Gallinari diyorum abi. Yani ilk beş başladı ama çok bench'ten gelecek. Öyle konuşuldu. Klinik Kapela sakat olduğu için ilk 5 başladı. Danilo Gallinari diyorum ben de. Çünkü onları en... Çünkü başar alışkanlığı bir takımın olmadığı için ya yani biraz daha önce Luville'mzin kullandığı gibi abi hücum olmuyor al sen şu topu at diyorlar. Galinari onu çok rahat yapabiliyor. Çok uzun olduğu için şut atabildiği için. E, çok rahat foul çizgisine bağın gidiyor. Ben de orada Galinari diyorum. Jordan Clarkson'la çok güzel açtın şunu belirteyim. Utah gibi statik bir takımda yani ucumda herkesin rolü belli. Ben sana pas atıyorum. Sen şuraya pas atıyorsun. İstasyonlarımız belli. Ama ona bir özgürlük var. Bir süperstar özgünlüğü tanıyorlar ve bu çok önemli. Şey de çok önemli yalnız abi hakkını yemeyelim. NBA'nin en şuursuz oyuncularından biriyken belli bir miktarda kontrol etmeyi başardı artık onu. Yani belli bir disiplinle oynuyor artık. Tabii öz farkındalık da tabii çok, farkındalık, çok önemli tabii. ama gittiğin takım da her zaman bunu etkiler. Kesinlikle. Yani takım kültürü seni etkiler sen de ona bağlı olarak değişirsin. Şöyle yalnız Cleveland'daki son döneminde bu gelişimi belli oranda göstermişti. Utah'da çok daha olgun bir noktaya yani Clarkson'ın olabileceği en olgun nokta diyelim. Yani olgunluk açısından başka <laughs> daha olgun oyuncularla kıyaslamıyorum ama. Zor bir ödül daha var Kaan abi. Gelişme gösterini sona bırakacağım. Ee, yılın çaylağına gidelim burada. He. O da çok zor bence yılın çok çaylağı. Zor, çok, zor. Ben işte geçen yine söylediğim gibi. Yani geçen tahmin yaptım için ona sadık kalayım. Şimdi Üç günde fikrim değişmesin. Lamele Bol dedim. Çünkü Lamele Bol'un ben küçük pazar, küçük takım. İlk Hayla... sonra pişman oldum. Öyle. <laughs> 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 highlight avantajı olduğunu düşünüyorum. Yani Lamele Bol hep Twitter'da ya da şurada konuşulan bir çaylak olacak ama bu sezonun da vasat bir yılın çaylağı ödülü sezonu olabilir. Yani mesela 12-13 sayı ortalamalı yılın çaylağı ödülleri olur ya onlardan biri olabilir. Ee... Şöyle yılın çeyreğinde genelde performansla oyuna etkisinden çok toplam rakamlara çok bakıyorlar. Çok bakılıyor. Lamelo'nun da çok rakam yakalama ihtimali çok yüksek. Ee, bakma sen ilk, ilk maçı felaket oynadı ama yani o maçı görmeden değerlendiriyor gibi bakmamız lazım. Ee, ben de e, Lamelo ile şey arasında kalmıştım açıkçası. Ee, ben Tyrese Halliburton'un da çok iyi olacağını inanıyorum ama Tyrese yetince dakika alamayacak. De, az top kullanacak. Çok az top kullanacak. O yüzden benim de adayım Lamelo'ydu. Yani şimdi hani ilk maçı gördükten sonra da bunu değiştirmeyeyim. Hı. Benim de adayım Lamelo'ydu. Senin benzi söylediğin benzer sebeplerden dolayı. Yani paslarından demetleri, seçkileri izleyeceğiz. Çünkü olağanüstü bir pasör ama bakalım skor olarak ne Şöyle, Lamelo O Obi Topin arasında gidip gelebilir diye düşünüyorum. Obi Topin'in de çok rakamları ama ikisi de iyi, çok çok iyi başlamadı. Ama Lamelo demiştim. Gene Lamelo kalsın. En çok gelişme gösteren oyuncu ödülü de ha. çok zor ödüllerden her, biri. Ama her, Abi sezon sonunda bile onun 6-7 tane gerçekten çok güçlü ve çok evet. sağlam adayı oluyor. Biz geçen sene de aslında kazanan tarafta değildik yani değil biz Bme de Bayo'nun kazanması gerektiğini Amerikan Mutfak'ta söylemiştik. Şimdi çok konuşulan isimler arada, var. Buyur. bu arada sezon sonunda bunu değerlendirirken biz olsak kime oy verirdik diye oy veriyoruz ama işte Amerikalılar nasıl düşünür diye değerlendiriyoruz. Sezon öncesi tahmin yaparken genelde ödülü ne yönde oyluyorlar? Nereye gitme ihtimali daha fazla? Biz ona oy veririz diye söylemiyoruz. Onu hı hı. söyleyelim, onu ağaçtan işte anlatalım. Hani Amerika'daki tahammüller, değerlendirmeler bu yönde buraya gitme ihtimali var diye konuşuyoruz. Sezon sonunda konuştuğumuzda biz ne verirdik diye konuşacağız. Ee, burada şey, Gilgis Alexander tabii ki sıçrama yapması ihtimali olan oyunculardan biri. Fakat tek sorun orada zaten çok iyi istatistikleri vardı ve çok iyi bir sezon geçirmişti. Şimdi etrafındaki oyuncuların kalitesi düşmüşken asist sayılarını yükseltemeyebilir. Sayıda da 19-20 iken bir anda 25-26 yapması lazım ki NBA'nin ya da 23-24 yapması lazım ki NBA'den bu konuda bir yeşil ışık alabilsin. Ve üzerine e, konsantre olacak savunmalarla verimi de düşme ihtimali de var. Evet yani fiziksel yani, olarak e, çok, çok yıpranma ihtimali var. Sen Gigi Alexander mı diyorsun? Diyeceğim yani oyunu. Ben de Michael Porter Jr. diyeceğim. Çünkü zaten yetenekleri var ve ona öyle bir yer açılmış durumda ki orada. Yani Jeremy Grant'in de ayrılmasıyla babacım sana bu kadar dakika, bu kadar pozisyon, bu kadar top var diye resmen hani yürü ya kulum der. Ya yani yürüyebilir mi? Ben yani sezon tanıtımında da konuşmuştuk. O istikrarla o devamlılığı sergilemesi hiç kolay değil. O kadar sakatlıktan gelmiş bir oyuncunun biraz öz farkındalığı konusunda soru işaret yani sorunları da olan bir oyuncunun bu yaşında ileride olgunlaşabilir ayrı konu. Ama yol açık onun için. Yeteneği de var, fırsat da var. Ee, burada ben bir takım, onun takım arkadaşının da bu arada iddialı olduğunu düşünüyorum. Cemal Murray. Hmm. Cemal Murray eğer Bubble'daki gibi 25 sayı ortalamayı işte %40 üçlükle atarsa Cemal Murray bir ödülü alır. Toplu oynayarak bir de. Yani bu ödülü alır o zaman. Çünkü Cemal Murray'nin geçen sezon normal sonu istatistikleri düşük aslında kendi standartlarına. Hmm. Yani 18-19 sayı ve düşük yüzleri yerlerine göre. O yüzden Cemal Murray de orada iddialı olabilir bence. İkisi de birbirini, baltalı, birbirini baltalayabilir tabii. Baltalayabilir hakikaten orada. Buradan da ödül tahmini yaptık Kaan abi. Gündemdeki bir konuya geçelim. Sonra haftanın takımını konuşacağız sen de. Houston Rockets oklanma standır maçı oynanamadı. Hmm. Koronavirüs dolayısıyla ilk oynanamayan maç oldu. Şimdi Houston Rockets'ın iki tane farklı problemi var. Bir, Kane Martin Jr. üzerinden koronavirüs pozitif testi. Daha berberden. <laughs> yani onu da yalanını hmm. söyleriz şimdi. Hani koronavirüs testine onunla temas eden oyuncuları karantinaya aldılar. Hmm. İşte bunlardan biri de Marcus Cousins, diğeri John Çünkü Kane Martin Jr. ile aynı evde saçlarını kestirmiş bu oyuncular. Yani partim yaptılar, saçlarımı kestirdiler. Orada... Ya sen de hemen hemen magazin ya. <laughs> ya eminim saçları Monopol kestirdiler. Monopoly oynuyordu çocuklar. Diğer taraftan da James Harden'ın bir kulüpte maskesiz fotoğrafları ve görüntüleri çıktı. Striptease kulübü diye çıktı. O da hayır çok değer verdiğim birinin işletmesi, yeni açtığı işletmeye destek vermek için oraya gidiyorum dedi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şöyle, şimdi ikisi birbirine ayrı konular bunu söyleyelim. Ve açıkçası maçın ertelenmesinin James Harden'ın ee, sorunsuzluğu ile ki James Harden'ın sezon başından beri gelen bir sorunsuzluğu var. Onunla alakası yok olayın. James Harden'ın striptease kulüpte mi arkadaşının işletmesinde mi yoksa kilisede mi olduğu hiçbir şey değiştirmez. Kalabalık yani abi NBA'nin 136-146 sayfalık bir tane yönetmeliği var. Orada açık açık söylüyor. 10 kişiden fazla tanımadığınız insanların olduğu ortamlara giremezsiniz. Maskesi dışarıda bulunamazsınız diye. İster kilise olsun ister striptease kulüpte ne fark eder yani? Ama bunları kasıtlı yapıyor James Harden. Yani takımla prodüksüm. Zaten ilk biliyorsun sezon kampına gelmedi. Konuştuk onların hepsini. İlk ıı, şeyden sonra ıı, maçtan önceki röportajda soruyorlar. Şu anda yani takımda takıma ait hissediyor musun? Yani kendi konsantre olacak mısın dediler. Next question dedi abi. Şu anda buradayım. Ay yani şey bile yalandan şey bile demedi. Ben üstün formasını giyiyorum. Iı, elimden geleni yapacağım bile demedi yani. Bir sonraki soru dedi yani. Şimdi zaten o yani işte zamanında Carmelo'nun yaptığı gibi, zamanında Anthony Davis'in yaptığı gibi şey yapıyor. Babacım beni takas etmiyorsun, oynamıyorum, o, bana ne hani oynamıyorum yapıyor. Yani hiç bunu yani sorumsuzlukla profesyonel falan alakası yok yani. Hani çok çiğleşti. Bunu daha önce yapanlar da vardı ama bunu yapan bunu yaptıktan sonra işte gerek Carmelo'nun gerek Anthony Davis'in başka örnekleri de var. Hani en yüksek profil örnekleri olduğu için söylüyorum. New York'ta ve Lakers'da başarılı olduğu kimse hatırlamıyor onların yaptıklarını. Yardımda benzerini düşünüyor. Gittiğim yerde topu çünkü abi sporcuların öyle bir şansı var. Topunu oynadığın zaman kimse senin daha geçmişte şey yaptıklarını falan hatırlamıyor. Performans her şeyi siler. Hayır, abi sporcuların e, yargılandığı mahkemeler çok farklı abi. Yani parke üzerinde işini yapıyorsan parke üzerinde ne yaptığını kimsenin çok umurunda olmuyor açıkçası. En azından e, hatırlanmıyor ya da onlar çok daha ağır basıyor. Şimdi bu e, bu arada bir 50 bin dolar ceza verdi bir Çünkü yönetmelikler çok açık ama cezalar kapalı yani cezalar belirsiz. NBA sadece 500 bin dolar bile ceza verir. Pek çok kişi de şey dedi yani 50 bin dolar ne olacak abi bu yaptığı terbiyesizliği hak eder mi? 50 bin doların cezanın şöyle bir e, nedeni var onu da söyleyelim. 50 bin doların 50 bin dolar 50 bin 1 dolar bile verirsen itiraz edebiliyor oyuncular sendikası ve mutlaka itiraz ediyorlar. NBA öyle bir oyuncular sendikasıyla bir şeye girmek istemediği için göstermek verdi 50 bin doları. Fakat şöyle bir şey var. Ineligible yani maçta oynayamaz ilan edildiği için otomatikman maaşından kesiliyor. 250 bin dolar da oradan ceza alıyor. Yani sonuçta işte 40 milyon dolar kazanıyor ama 300 bin dolara geldi o iş. Yani Harden'a. Bir daha yaparsak yeni ineligible ilan edilirse abi 1 milyon dolarlara gidiyor iş yani. Ve burada şunu da söyleyelim. Sen az önce o konuya temas ettin. Hard'ın savunması, ben sahaya da her zaman elimden geleni yapıyorum. Bu bence artık bir defans değil. Çünkü kamu sağlığını ilgilendiren bir meseledi. Aynen. Zaten az önce söyledin sen. Kapalı alana girmek bir kamu sağlığını tehlikeye atmak orada. Sen oradan çıkıp antrenmana geldin. De, antrenmanda seninle birlikte çalışan insanları, onların ailelerini, senin takım arkadaşların ailelerini de etkiliyorsun. Zaten Hard'ın yaptığı en büyük sorumluluk, Hard'ın Covid'i geçirdi. Covid'i geçirdiği için daha da umurunda değil. ben geçirdim ha bana bir şey yok. Ya kardeşim sen başkalarına bulaştırma ihtimalin var. Hani sen enfekte olmasan bile senin temaslı, temas ettiğin yerlerden enfekte edebilirsin insanları. Ve işte hani tekrar hatırlatmak lazım. Ya sonuçta işte bu kamu sağlığı meselesi olduğu için burada bireysel olarak ben sahaya çıktığımda 40 dakika her şeyi veriyorum. Aynı şey değil. Bunlar iki farklı şeyler. O yüzden bu Harden'ın repütasyonunu çok düşüren bir şey. Şeye geri dönersek abi maçın ertelenmesine. Daha ilk günden bir erteleme olması da bu sezonun ne kadar zor geçecek. Biz zaten bunun örneklerini Euro Lig'den, Türkiye Lig'inden falan biliyoruz ama ne kadar zor geçtiğini de bir göstergesi. Amerika'daki evet. Covid'in durumu da malum. İngiltere'de yeni mutasyon çıktı falan. Ee, Biz sezon başı konuşmuştuk. 72 maçı tamamlamama ihtimalleri yüksek diye. Ee, pek yani sezonun ortalama 66-65 maçla oynanması falan mümkün. Onu e, o, o gör, yani görünen bu işlerin Bizim beklediğimizden daha büyük bir gölge yaratması mümkün. Daha ilk günden böyle bir erteleme oluyorsa çünkü işler bayağı tehlikeye giriyor demektir. Zaten buradan haftanın takımına geçeriz. Orada da şunu söyleyelim Kaan abi NBA istek bıraktı zaten. NBA sezonun ikinci bölümünün takvimini açıklamıyor. Çünkü mesela dünkü maç oynanmadı. Bu takvimi etkileyecek bir şey aslında. Hmm. NBA yavaş yavaş gidecek. Yolda karar verecek buna. İstersen buradan senin tişörtüne geçelim. Spoiler'ı verdin ama haftanın takımı çok bariz, çok hızlı giriş yapan bir takım efendim. Brooklyn Nets'i konuşacağız. Kankural, haftanın takımı, en lezzetli takım diye başlamıştık sezonu. Çok da lezzetli başlayan bir takım haftanın takımında konuğumuz Brooklyn Nets. Benim de favori yemeğim var biliyorsun. İndirim yağmuruna ne oldu? <laughs> Devam <diyor>, ediyoruz. Yağmur <laughs> ya, dinle mi? Ediyor mu? Devam ediyoruz. İyi, de. Tamam abi onu söylemezsen nasıl başlayacağız yemeğe? <laughs> gidelere etkisi altına alacak indirim yağmuru yemek sepetinde. 4000'den fazla restoranda %25'ten %50'ye kadar indirimler seni bekliyor. Hemen yemek sepetini indir. Siparişini ver. Yeah, en iyisini yemek Lahmacun var efendim? Ee, yanında şalgam ve ayranla birlikte tüm zamanlarda en çok sevdiğim ikilidir bunlar benim. Sonra... Abi klasik zaten. Hakikaten acayip bir şey. Ee, programdan sonra bunu yiyeceğim. Söz veriyorum herkese de. Bütün sevenlerimize, takipçilerimize. Brooklyn Nets ile başlayacağız Kaan abi. Çünkü Golden State Warriors basketbol oynamadı. Bu ne kadar Brooklyn ile alakalı tartışılır. Golden State ileride konuşuyoruz ama Brooklyn Nets harika bir sınav verdi. Kevin Durant ve Kyrie Irving harika başladı. Ve Steve Nash'in bu takımı nasıl oynatmak istediğine dair ilk ipuçlarını gördük. Yani Kyrie ile Kevin Durant'ı birlikte kullanıp Onların etrafına Spencer Dinwiddie'yi, Jared Allen ve DJ, DeAndre Jordan'ı değişerek kullandı yedekten de Karis Levert'ü getirerek yedek 5'e Karis liderlik verdi. Bir sistem kullanıyor ve izolasyon üzerinden değil biraz oyuncuların bireysel yeteneklerini kullanan ama oyuncuları topsuz alanda da etkili kılan bir sistem yapmaya çalışıyor. Ee, sen Brooklyn Nets'in ilk maç performansı hakkında ne düşünüyorsun? Valla çok etkileyiciydi. Yani şimdi tek maç üzerinden, rakipten, maçın gidişatından falan çok fazla çıkarım yapmamak lazım ama asıl bakmamız gereken, yani zaten daha yeni rehber programları yayınladık, uzun uzun konuştuk. Asıl bakmamız gereken yer abi bir e, Kyrie, e, Kevin Durant'in fiziği, iki Kyrie'nin kafası ne durumda? Yani sağlıklı mı? Abi Kevin Durant zaten sezon öncesi maçlarda da göstermişti. Bugün de gösterdi ki e, belki ben en az bir ay falan ritim bulması da zor. Çok da ritimde gözüktü aynı zamanda. Yani hani e, atıyorum e, Golden State'te işte önceki sezon sakatlanmadan e, önceki halinde olsa, sezonun ilk maçına çıkmış olsa bunun gibi bir şey bekliyorduk yani. Evet en azından bu çok çok değerli ve önemli. Şimdi bu olduğu zaman zaten bir sürü sorun çözülüyor. Aynı zamanda e, biraz savunma problemleri olabilir deniyordu. Şu anda tabii konsantrasyonun arkada Durant ve işte Jordan, Allen gibi bekçiler olduğu için orayı da idare edebiliyorlar. Chris Levert'ün o rolüne gönül indirip yapıp yapamayacağı endişeler vardı. Bundan hiçbiri olmadı gibi. Aynı zamanda Kyrie Irving de nasıl bir hırsla ve nasıl bir konsantrasyona girdiyse Maçı Kayrı bu arada Durant çok iyi gözüktü ve zaten Durant iyi olduğu zaman bir sürü sorunu çözüyor. Eyvallah ama maçı kazanan Kayrı ya abi. Kayrı tam şam şeytanı modundaydı. Yani paramparça etti abi. Yani hiçbir şey yapamadılar. Yani çok iyi savunu... Bir de Kyrie'nin öyle bir can sıkıcı bir tarafı var ki yani hakikaten savunmacısını yani lanet ettiren bir tarafı Abi çok iyi savunma yapıyorsun. Bir yerden çıkıp atıyor. Durant mesela öyle değil abi. Durant de iyi savunma yapsam bile o kadar uzun ki üzerinden atıyor ve çok tatlı. Abi çok uzun. Ne yapayım diyorsun. Abi Kyrie nereden çıkacağı, nereden geçeceği belli olmuyor ama sinirini bozuyor adamı yani. Ve kana bir sistemde şöyle bir şey yapıyorlar. Biliyorsun Kyrie ile zaten Instagram'da kaç post yapması gerektiğini konuştular. Kyrie mesela çok fazla içeri kat ediyor. Hı -hı. Kevin Durant tepede çok duruyor. E, DeAndre Diandre Jordan da Jaritan'ı tepeye çok çıkarıyorlar. Onları da pas istasyonu olarak kullanıyorlar ki ikisi de kötü pasör değil. Yani iyi de pasör değiller, kötü de pasör değiller. Fakat Durant tepede top dağıtıcı. Spencer değil miydi? ikinci top dağıtıcı? Kyrie bazen içeride bitirici olarak Hı -hı. rol alıyor. Tabii ki ilk maç bunlar gördünüz. Ya şöyle e, onlar için iyi senaryonun ol, olabileceğini en azından teorik olarak olabileceğini gördük. Yani zihinsel olarak Kayri doğru yere odaklanmış. Fiziksel olarak Durant hazır. Diğerlerinin rolleri paylaştırılmış. Her şey güzel. Fakat abi bundan sonrası için bence hani bu takım nasıl uyum sağlayacağı, bunu koruyup koruyamayacağı gibi her takıma için geçerli olan bir sürü şey var. Ama burada abi yani diğer 29 takım için geçerli olmayan bir tane çok belirleyici önemli değişken var abi. Bundan 10 gün sonra Kyrie'nin bir arıza çıkarıp çıkarmayacağını hiçbir zaman bilmiyoruz. Ve evet. açıkçası bir yerde bir çeşit kriz yaratma ihtimali yaratmama ihtimalinden çok daha yüksek. Bunlarla nasıl baş edecekler? Çünkü Durant de çok inatçı ve şey yaptığı zaman yani ipleri kopardığı zaman tamamen koparıyor. Abi Golden State'i ne kadar mutluyken biliyorsun daha da, e, ayrıldıktan sonra demeçlerinde ve röportajlarda çıktı ki ikinci sene ikinci sene sonunda ayrıl yani ayrılmaya karar verdiğini iplerin koptuğunu göstermiş ki Golden State'in ne kadar kapsayıcı ne kadar e, paylaşımcı bir yapı olduğunu da biliyoruz. Draymond Green tamam çok e, ç, e, çıkık bir karakter olsa da kör olsun. Curry olsun, e, Clay Thompson olsun, artı Draymond Green'in o çatışmacı karakterinde bile bir e, anlaşma noktası var ama Durant abi bir kere ipleri kopardı mı öyle bir takıntılı bir karakter olsun. Basketbol da çok takıntılı abi biliyorsun. Durant olağanüstü yetenekli olduğu için her şeyi çok üst düzey yapıyor ama kimseye adama şeyi anlatamadılar. Ya kardeşim 10 tane orta mesafe atacaksın bunların 3 tanesini 3 sayısının gerisinden atsan çok daha iyi oyuncu olacaksın. Anlamıyor abi. O, o bildiğinin doğrusuna gidiyor yani. O yüzden orada e, Kyrie ile takım arkadaşları ve Kyrie ile Durant arasında Sezon içinde e, abi kötü günler de olacak çünkü. Her an bir e, şey, bir saatli bomba var. Saatini bilmiyoruz ama var. Evet ama yani iyi başladılar onu çok söyleyebiliriz. Şunu çok da söyleyelim. Başladık. İşte zaten hani söyledim Durant, Jordan, Irving, Dimidi, Harris ilk 5'te. Çok derin kadro vardı. Ee, onu söyleyecektim. Yani Torian Prince'i yedekten getiriyorsun. Jarrett Allen'ı yedekten getiriyorsun. Caris LeVert zaten yedek senin temel oyuncun. Bu arada bunun yanında sen... Luvoru Kabaro, Shamed birçok opsiyonum var. Luvoru Kabaro, Shamed dedim. Geçen sene biliyorsun 5 yani kişi eksikken Bubble'a gidip hiç de fena bir oyun göstermemişlerdi evet. yani. Abi gerçekten çok derin bir kadro. Bu normal 10 bir çok, kadro aslında. O normal sezonda da çok işlerine yarayacak. Çok aynı zamanda mesela çok derin bir kadro oldukları gibi pek çok derin kadronun kırıcı noktaları bellidir. Mesela derin bir kadro söyleyeyim sana. Hmm, Utah mesela bu sene, gerçi bu sene o kadar yani eskisinden derin diye derin diye nitelememiz lazım ama Denver bir ara derindi mesela. Onlar da o kadar derin değil. Bana derin bir kadro söyle ya. Derin kadro kalmadı kanka. Var ya bak dur. Ya <laughs> yani neyse herhangi bir derin takımda ana skorer opsiyonlarından birini devre dışı bırakırsan çok eksiliyorsun. Tamam mı? Abi şeyde öyle bir sorun da yok. Yani Durant'in olmadığı senaryoda bile evet tabii ki güç kaybedersin ama özellik kaybetmezsin. Güç kaybetmekle özellik kaybetmek farklı şeyler. Çok gerçekten e, kırıcı tarafı da çok fazla olan bir takım. Hızlı servis lezzet puanlarımızı da verelim. Bir maç dediğimiz gibi yani bunları çok ciddiye almayın tabii ki ama çok hızlı başladılar. Hani maç içerisinde kopuklukları oldu ama çok net bir galibiyet aldılar. Ben her halinden bir 8 puan hızlı da onlara yapıştırıyorum. Ben de yapıştırıyorum ya. De ee, yapıştırıyorum. Lezzet çok üst düzey Aa. olabilir bu takımda. Ya da daha önce servisi verelim. servis zaten çok geniş bir koç ekibi var. İlk maç itibariyle belli varyasyonlar gördük ama sezonu beklemek lazım. Biraz preseason dahil ederek düşünelim onu. Ee, ben orada da bir 8 puan şimdilik verebilirim. Yani şu anda belki Jarrett Allen sezonu içerisinde ilk 5'e yerleşebilir ama şu anki ben rotasyonun fikrini fena bulmadım Steve Bala Valla D'Andre Jordan şu anda iyi gözüküyor ama Jarrett Allen'ın rolünün arttırılması gerektiğini düşünüyorum ben. Ama belki de hani DeAndre Jordan'ın e, Kyrie ve Durant'le arkadaş olmasının dengelerini de korumak istiyor olabilir. O yüzden e, ideal bir servis değil ama şu an için aynı senin gibi düşünüyorum. E, çok optimum servis. Orada bir 8 diyeyim ya. Yani. Lezzet'e de 9 diyeceğim. Hep ayrıldığımız nokta seyircilerimiz de artık ezberledi Aa. ama ikimizin de bakış açısından çok yüksek bir takım Lezzet. Ben de 9 diyeceğim abi. Ben de 9 diyeceğim. Aa, galiba bütün notları aynı <gülüyor> vermiş. <gülüyor> Aynen bütün notları ilk şey kez oluyor. aynı vermiş olabilir. Maç sayısayız o yüzden de oluyor. Aynen zaten konuşacağız bunları. Ki <laughs> Nets'i de daha burada konuk ederiz. İyi ve kötü anlamda konuk ederiz. Sorumuzda da Brooklyn Nets'ten soralım Kaan abi. Ee, Cevap bilen 3 kişiye yemek sepetine el yemek çeki vereceğiz bildiğiniz gibi. Brooklyn Nets'in bir önceki sahibini soracağız. Şu anda takımın sahibi Joe ama Takım Brooklyn Nets olduktan sonra çok sert hamleler yapan zengin bir patronları vardı bundan önce. Bir önceki takım sahiplerinin ismini soracağız efendim. Alta ilk yoruma cevaben yemek sepeti mutfak Hashtag ile birlikte cevaplarınızı bırakabilirsiniz. Ee, indirim yağmurunu ve bizim yemek sepeti sorularımızı takip etmeye devam edin efendim. Şimdi son konumuza geçelim. Evet programımızın son bölümüne geldik. Bu sezon programımızın son bölümünde farklı varyasyonlar yapacağız Kaan abi. Seninle birlikte teknik ekibi değiştirdik burada. Ee, <laughs> ee, yeni bölümlerimiz var. Bu programda yani Cuma yayınlanacak programda seviyor sevmiyor yapacağız. Haftada takip ettiğimiz zaten NBA'de çok yapılan bir formattır bu. Eskiden sizin inanlar çıkanlar gibi NBA stüdyoda <laughs> ikonikleşen. Artık, abi artık biz YouTube dünyasındayız. Like dislike var abi. Like dislike seviyor sevmiyor yapacağız. Like dislike Her like Cuma yapacağız. programında yapacağız bunu. Salı programlarımızda da seyircilerimizden gelen sorular üzerine fast break. Yani hızlı cevaplar hızlı sorular yapacağız. O yüzden aşağıya merak ettiniz. özellikle NBA'de daha az konuştuğumuzu düşündüğümüz takım, düşündüğünüz takımlara dair sorularınızı sorarsanız efendim kanun birbirimizi yönelteceğiz ve 30'ar saniyede cevap vereceğiz bunlara. Çok hızlı cevap vereceğiz yalnız. O yüzden çok geniş sorular sormanızı çok tavsiye etmeyiz. Ee, daha spesifik sorular sorarsanız bizim de işimiz kolaylaşır. Siz de daha net cevaplarınızı alabilirsiniz. Ee, sevmiyorlarla başlayalım. 3 tane sevmiyor seçtik Kaan abi. Birincisi League Pass. Yani zaten bence çok optimum bir sistem değildi teknolojik anlamda. Müthiş bir fikir ama teknolojisi olmuyor bir türlü. Ya şöyle aslında güçlü bir teknolojisi var ama çok şey yapmak istedikleri için bir de bu sene biliyorsun Microsoft'la işbirliği yaptılar. O yüzden çok zenginleştirmeye çalışırken daha ilk günden çalıştıramamışlar. Bir kere gire giremiyorsun Ligbet'e doğru. <laughs> Sayfa yok ortada. Ligbet sayfasına giremiyorsun. Maçın içinden girip onun watch bölümünden girmen falan gerekiyor. E artık ilk hafta bedava olduğu için galiba server yatırımını da yeterince yapmamışlar. E, şeyden sonra e, saat 5'ten sonra yani e, ilk maçlar bittikten sonra düzeldi ama ilk maçlar bitene kadar sürekli donuyordu abi. Ben, Tam şey gibi Türkiye'deki e, dijital yayıncılar gibi oldu yani. Sürekli donan bir görüntü izledik. Aynen be. Özellikle yani Kaan Kural'ın interneti donmuyor biliyorsunuz bizim canlı yayınlardan. Yani senin internetin daha iyi kan abi Embellik Pestan şu anda. Ya yani tabii onlar kaç bin kaç milyon kişiye hizmet veriyorlar da. Ya yani toparlarlar 2 3 haftaya düzelir ama kötü başladılar onu söyleyeyim. Benim sevmiyorum da e, yayıncılık. Yani TNT zaten ilk maçta mikrofon sorunuyla başladı ki TNT gerçekten NBA'in ürün kalitesini artıran bir partner değil, düşüren bir partner. Yorumcularıyla, belli spikerleriyle, stüdyo sadece. stüdyo programlarının tek boyutlu oluşuyla evet. tamamen bir eğlence formatı olması. Yani hiçbir bilgilendirici ve insanlara başka bir şey vereceğim. Yani NFL ne kadar geliştiyse bu anlamda stüdyo formatı ve başka konularda NBA TNT ile özellikle yerinde sayıyor. ESPN daha farklı işler yapabiliyor. Burada yayıncılar ekleyeceğim. Bir de bazı salonlarda kamera açıları değişti. Herhalde tribünleri göstermemek için de biraz daha oyuncuları göstermek için de oyunculara daha fazla yaklaşan bir açı var ama oyunu görmeyi zorlaştıran genel kamera açıları vardı. Bir de seyirci olmayınca da e, Bubble öyle değildi abi, yeni küçüktü. Burada büyük salon boş olunca keşke herkes Brooklyn Lakers gibi yapıp her iki tarafı karart karartsa. aydınlık olduğu zaman bu boş tribünler bayağı şey bir e, kasvetli bir hava getiriyor. Distopya yani. gibi görünüyor. E, hoş değil. E, benim sevmediğim son şeye geleyim. E, abi bu aslında yeni bir şey değil. Bir süredir var fakat bunu değişmez. Var sistemi yani review sistemi, pozisyon izleme sistemi aslında temelde bir adalet getiriyor NBA'ye. Daha doğrusu bütün sporlara getiriyor, NBA'ye de getiriyor. Sonuçta adam izliyor, eğer yanlış karar verirse düzeltiyor. Bu adaletten güzel bir şey. Uygulamada hataları olabilir, uygulamada sorunlar olabilir. Ayrı konu. Fakat bir tane uygulamayla alakalı olmayan kuralın kendi içinde yani kurallar bütününde bir tane çok ciddi boşluk ve çok ciddi adaletsizlik var. Geçen günde Denver Sacramento maçının sonunda bunu gördük. Kural şey diyor. Son iki dakika içinde top dışarı çıktığı zaman yani oyun durduğu zaman hakem verdiği karardan emin değilse gidip izleyebilir diyor. Bir dakika on saniye falan kalmıştı galiba. Tam hatırlamıyorum maçın bitimine. Bir pozisyon oldu. Ee, Whiteside yok işin elindeki topa bir şekilde müdahale etti. Top dışarı fırladı. Hakemler Whiteside'dan çıktığını söyleyip Denver'a verdiler topu. Fakat emin olamadıkları için gidip izlediler. İzledikleri zaman şöyle bir sahne ortaya çıktı. Ee, yok iş to topu tutuyor. Ee, Whiteside baaam diye koluna vuruyor topa hiç dokunmuyor o yüzden top elinden fırlıyor dışarı gidiyor şimdi hakemler sadece orada kural şey diyor sadece topun kimden çıktığına karar verirsiniz başka bir ihlal olduysa bunu gö görseniz bile uygulayamazsınız diyor şimdi bakıyorsun top kimden çıktı yok işten çünkü Whiteside topa hiç dokunmuyor ama topla elinden çıkmasının sebebi koluna vurması topu gidip Sacramento'ya verdiler mecburen kural öyle dediği için Ha, bu kuralın kesin değişmesi lazım. Böyle şey olmaz. Adalet sağlamak için getirilmiş bir sürenin adaleti daha da bozarsa... Ee... Bir de yayında altını çiziyorsun onu gösterip. Bunun hmm. tek ters örneği şey biliyorsun. 2018 NBA finalleri birinci maçında olmuştu. Lebron James hücum faali aldı hmm. maçın en kritik hmm. pozisyonunda. İçeride mi silindirin dışında mı diye izlerken ayaklarının sabit olmadığını gördüler. Hmm. Onda mesela bir istisna var. Onda hakemler karar verebiliyorlar izlerken ama genel olarak bu kuralın daha hızlı uygulanması lazım ve oraya baktıklarında gördükleri şeyleri daha rahat çalabilmeleri lazım hmm. kuraldan bağımsız olarak. Ee, seviyor taraflarına, seviyor kan taraflarına geçelim Kana. İyi donanlar. Aa. Şöyle çok merak ettiğimiz, biraz endişe ettiğimiz Kevin Durant, Victor Oladipo, başka bir, bir miktar Kyrie, Darren Fox bütün sakat veya işte sorunlu diye bahsettiğimiz sezonu nasıl başlayacağını merak ettiğimiz oyuncuların hepsi çok iyi döndü. Bir tek John Wall'u göremedik. Demar da iyi gözüküyordu. Onları göremedik. Onlar maalesef. berbere gitmişlerdi. Onlar maalesef berbere gittikleri için. Ama bu oyuncuların hepsinin özellikle Durant ve şey özelinde, Oladipo özelinde Durant'in %100'e yakın, Oladipo'nun da %90 gibi dönmüş olması yani basketbol sever, ha, Stephen Curry aynı zamanda. Unuttum, Stephen Curry. Bunlar çok sevindirecek. Benim seviyorum da sana bir tane seviyor kısmım da sana bir tane işte arka arka isimleri sayacağım. Bunların ortak özelliğini de bana söyle Kaan abi. Trey Young, Aaron Gordon, Julius Randle. Bu oyuncular sana neyi hatırlatacak? Jalen Brown var mı arada? Jalen Brown, Dante DiVincenzo. Bunlar benim Kaan Kural'la bu hafta fantasy takımımda efendim. Kaan Kural'a karşı 8-1-7-2 öndeyim şu anda. Hafta sonuna kadar değişebilir tabii ki ama oyuncularım çok iyi başladı. Abi bu... Amerika, mutfak ekstra da vardı. Bu ne şey söylediğini şamar... <laughs> Hayırdır diyorsun. Abi şamar olanı da çevirdi bizi. Bir de hayır, her şey bir tarafa abi tamam hani sizinkiler iyi oynuyordu. Abi Trey ve Jalen Rahn bu kadar yüzdeli oynarsa benim takımın yüzde de kazanmasını ona geçiriyorum. Benim takımın serbest atışları değil de kariyerinde %78'le atan Valenciun aslında 6'da 2 atıyor abi. Bu nasıl oluyor ya? Ve Her cü, şey tamam. Ve Cüdo Sirendan'ın 9 asisti. Kankural'ı en çok yakan şeylerden biri. 9 asist Kankural. <laughs> tek tek o asistlerin görüntüsünü sana yollayacağım bugün. Murat'tan kestiriyorum o görüntüleri. Bakalım şimdi bu kadar konuştum. Program yayınlanacak. Pazar günü inşallah madar etmezsin beni. Gelecek hafta sonucu da söyleriz. Son sevdiğimiz şeyi söyleyelim. Birer highlight seçtik. Ben senden. bunu sevmeyenler almak istiyorum <laughs> abi. Sevmediklerimiz alalım bunu. Birer highlight seçelim biterken sandı. Hı. Senin için ilk maçların hareketi. Abi herhalde geçtiğim yani şu anda NBA'yi izlerken tamamen kişisel beğenilerden bağımsız izlerken sana heyecan veren böyle içini kıpır kıpır eden oyuncuların başında geliyor. Yani John Morant yine acayip başladı ve inanılmaz bir smaç yaptı abi yani. Tracy McGrady ve Vince Carter daha çok Tracy McGrady ile anılan o daha sonra Kobe falan da yapmıştı. Lebron da yapmıştı ama panyan alıp attığını ama şey var havada acayip bir doğaçlama var. İlk başlarken harekete onu planlamıyor. Ama havada biliyorsun çoğu zaman karar verdiğin havada iyi bari en iyisi bu deyip panyadan alıp acayip bir maç yaptı ya. Benimki de görüntü olarak yani maçta yayında olduğum için, yayında olduğum için çok daha hoşuma gitti. Marcus Smart yani Santa 3 ya tane ucun faal yaptırdı. Yani o kadar büyük bir tekniği var ki savunma ucun faal konusunda. Hatırlayacaksın iki sezon önce Harden delirtmişti maçın sonunda. Harden'ın dibine kadar girip iki tane ucun faal aldırmıştı. Marcus Smart'ı da bu kadar savunmaya odaklanmışken ki her zaman öyle izlemek ilginç olacak. Ve çok da az üçlük attı. Bakalım sezon içerisinde bu da devam edecek mi? Bu arada ben bir küçük bonus et, sevdiğim şeyi yapayım. İlk maçlarda en sevdiğim forma, ben formama yayın biliyorsun. Orlando'nun Orlando. Orlando forması oldu. Ben de oyununu çok sevdim Orlando'nun. Buradan Steve Clifford'a da teşekkür ediyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz efendim bunları. Sorularınızı bekliyoruz. Ödül tahminlerinizi de yazabilirsiniz bu arada. Size göre yılın bireysel anlamda ödülleri kimlere gidecek efendim? Bir de rica ediyoruz salı günkü programımız için. Dediğim gibi daha spesifik merak ettiğiniz soruları sorarsanız biz de kısa sürelerde böyle seri atışlar halinde cevaplamaya çalışacağız. Yeni bölümlerde Amerikan Mutfak'ta görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.